Şimdi ya bu videoya şaşalı bir isim yapıştırmış sırf izleyici çekeyim diye. Bütün videoda Icarus'i bize Superman diye anlatıp duracak diye düşünenler olabilir. Evet, anlatacaklarımızın içerisinde Icarus da var. Ama videonun ismine yazdıklarımız tamamen doğru. Çünkü Eternals'ın son çıkan görüntülerinde DC'nin Superman'ine göndermeler yapıldı. Ve ardından bu olay yabancıların sosyal medyasında bayağı bir konuşuldu. Ekstra olarak son zamanlarda Thanos'un kendisi ve kardeşi olan Eros karakteriyle alakalı da söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Ve hepsini birazdan konuşacağız. Öncesinde abone ol tuşunu şamarlamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazır el atmışken bir yorumda patlatın gitsin. Evet, son zamanlarda evrenlerin birleşmesidir, alternatif evrenlerdir derken kafamızın içi iyice Arap saçına döndü. Son çıkan Eternals fragmanında Superman'in Marvel evreninde tanınmış olduğunu gösterdi. Tabi bu sahne ufak bir göndermeden başka bir şey değildir diye de düşünebilirsiniz. Ama demin de söylediğimiz gibi kimler kimlerle birleşti? Bu neden olmasın? Ki bu olayla ilgili birçok sinema sitesinde hala yazılar yazılmaya devam ediliyor. Yüzyıllar boyunca ayrı kaldıktan sonra Icarus dünyayı kurtarmak için tüm takım arkadaşlarını toplamakla görevlendirilir. Ve Cersei ile birlikte Pastos'un yanına gelirler. Artık nasıl okunuyorsa. En son görüntüler Pastos'un oğlunun yanlışlıkla Icarus'i DC kahramanı ile karıştırdığını ve baba bu Superman dediği bir sahneden kesiti bizlere gösteriyor. Tabi bu olayı Icarus'in birçok özelliği, işte gözünden ışın çıkarıp uçabilmesi falan, Superman çakması gibi gözüktüğünden bu tarz eleştirileri absorbe etmek için yapmış olabilirler. Her neden olursa olsun Superman'in Marvel yapımı olan bir filmde isminin geçmesi fanlar arasında bir gün neden olmasın muhabbetlerinin başlamasını sağladı. Bu konuda sizin fikriniz nedir dostlar? Superman Marvel'ın bir sahnesinde bulunup iki evrenin birbirine bağlandığı bir yapım görebilir miyiz? Görürsek nasıl olur? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir diğer haberse Eternals. Konusu itibariyle Thanos'la bayağı içli dışlı. Ki Thanos'un kardeşini canlandıracak olan aktörümüzün Christopher Nolan'ın 2017 yapımı Dunkirk filmiyle müzik dünyasından sinema dünyasına transfer olan Harry Styles'ın canlandıracağı açıklandı. Yazarlarımızdan olan Metin, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Harry'nin Eternals filminin kadrosunda olduğunu söyledi. 2 saat 37 dakikalık bir süreye sahip olan filmimiz için epik tarzda olduğu söyleniyor. Ki bu vakti Türk dizilerindeki gibi uzun uzun bakışmalarla harcamayacaklarından bayağı bir konu bizleri bekliyor. Son çıkan yapımlarda karakter gelişimleri çok zayıf kalmış ve üstün körü anlatılıp geçilmişti. Şekila, Carnage gibi. En azından bu filmde bu fiyaskoyu yaşamayacağız çok belli. Thanos'un kardeşiyle ilgili çıkan haberlerden sonra Thanos'un acaba kendisi de bir geri dönüş yapar mı diye söylentiler de çıkmaya başladı. Ama bu pek olası gözükmüyor. Ki Marvel evreninde çok daha güçlü karakterler var. Ama olur da dönerse tepkiniz nasıl olur? Yorumlarda yağdırın gelsin. Son olarak Ant-Man'in 3. filminden de haberler var. Wasp'ı canlandıran güzel ablamız bu yapımın Marvel evrenine öncekilere nazaran daha fazla bağlı olup büyük bir film olacağını söylemiş. Artık şekil şukul mu yapıyor bilinmez. Ve geçenlerde paylaşılan bilgiyle filmimiz Şubat 2023'ten Temmuz 2023'e ertelendi. İlk iki film daha çok kendi kafasında istediği gibi takılıyordu. Bu yapımda evrene daha çok bağlanması güzel after credit sahneleri izleyeceğiz demektir. Bu ve benzeri içerikler için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.